Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde Mondros Ateşkes Anlaşması'nı inceleyeceğiz. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden bahsedeceğiz. Ve bugünkü dersimizde yanımızda öğrencilerimizden Efe de olacak. O da bize dersimizde eşlik edecek. Şimdi baktığımızda biz bundan önceki videoda 1. Dünya Savaşı'nı ve 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini, sonuçlarını incelemiştik. 1. Dünya Savaşı'nın bizim girme sebebimiz veya Almanların bizi niye yanında istediğinden ve sonuç olarak Paris Barış Konferansı'ndan bahsetmiştik. Şimdi ise savaş devam ederken bir anlaşma imzalanıyor. Ateşkes Anlaşması. Bu Ateşkes Anlaşması'ndan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak Mondros Ateşkes Anlaşması neye imzalandı? Durduk yere mi imzalandı yoksa bir sebepleri mi vardı? Ona bakacağız. İlk olarak diyeceğiz ki Bulgaristan savaştan çekildi. Arkadaşlar, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle birlikte ne olmuştu? Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki köprü konumundaki Bulgaristan savaştan çekildi ve o köprü yıkılmış oldu. Ve ittifak devletlerinin savaşma gücü azaldı. İttifak devletlerimiz, yani ittifak bloğumuz neydi bizim? Bunu soruyu Efe'ye soralım ve Efe cevaplasın. Neydi Efe? İttifak bloğu, yani Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan ve Almanya olmak üzere 3 grup, 3 tane devletten oluşur. Güzel. Ve bu başı bu devletler çeker diyeceğiz. Evet. Daha sonra Mondros Ateşkes Anlaşması nerede imzalandı? Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalandığı için savaşın ismine de, yani anlaşmanın ismine de biz Mondros Ateşkes Anlaşması deriz. Bizim için Mondros Ateşkes Anlaşması'nın işte nerede imzalandı veya sebeplerinden ziyade anlaşmanın içeriğindeki maddelerdir arkadaşlar. Çünkü maddeler gerçekten de Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlamıştır. Sebebi ise anlaşmanın maddeleri çok ağırdır. Maddelere baktığımızda ilk maddemiz boğazlar, demir yolları, haberleşme istasyonları itilaf devletlerine bırakılacak. Osmanlı'nın elindeki sen boğazı, atıyorum İstanbul Çanakkale boğazını itilaf devletlerine vereceksin. Yani demir yollarını ve haberleşme istasyonlarını da vereceksin. Peki bu sebep ne, yani biz bunu yorumlayacak olursak ne diyebiliriz? Baktığımızda kendileri işgal edecekler ya bizim topraklarımızı. Bu işgalleri kalıcı hale ve kolaylayıcı bir hale getirmek için diyeceğiz. İtilaf devletleri kendini çok akıllı zannetmektedir ki bu şekilde bir madde ortaya koymuştur. Peki itilaf devletleri nelerdi Efe? İtilaf devletleri İngiltere, İtalya, Amerika sonradan katılıyor. Avrupa ülkeleri olmak üzere. Aynen. Diyeceğiz ki hatta ne diye kodlamıştık biz onu? Arif mesela ABD, Rusya, evet. İtalya, Fransa, İngiltere şeklinde diyeceğiz. İtalya ilk başta ittifak bloğundaydı. Evet, daha sonra geçmişti de. Bu bir önceki dersimizde de vardı. Diğer maddemiz itilaf devletleri yağ, kömür, akaryakıt gibi maddeleri nereden temin edecekler? Bizden temin edeceklerdi. Yani Anadolu topraklarından temin edeceklerdi. Bu madde ise bizi sömürgeleştirmek istediklerinin açık açık göstergesidir arkadaşlar. Çünkü bizden adamlar yağ alacaklar, kömür alacaklar, akaryakıt alacaklar ve 5 kuruş para vermeyecekler. Bu da bizi sömürgeleştirmek istediklerinin bir göstergesidir. Ve önemli maddelerden birisi Osmanlı ordusu terhis edilecek. Terhis edilmek ne demek peki Efe? Terhis etmek mesela ordunun silahlarını silahlarını ve normal tesisatını, evet, ellerinden almak. Bir ordunun askerin elinden silahını alırsan sen orduyu hiçbir şekilde kullanamazsın. O orduyu çöpe atabilirsin. Çünkü niye tesisatını elinden alıyorsun? Peki sebebi ne? Niye itilaf devletleri bunu bize şart olarak koşuyor şeklinde soru soracak olursak arkadaşlar, silahlı bir direniş gerçekleşir olursa, yani itilaf devletleri atıyorum Anadolu topraklarını işgal etti. Bu işgale karşı koymak isteyen olursa o direnişi engellemek için bu şekilde bir madde ortaya koymuşlardır diyeceğiz. Buraya 3 tane ünlem attım. Çünkü bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en önemli maddelerinden birincisi. O da 7. madde arkadaşlar. 7. madde Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlayan maddelerdir demiştik ya. En önemlisi ve en kritik olan 7. maddedir. Maddenin şekli, yani şu şekilde yorumunu birazdan yapacağız. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa istedikleri yeri
işgal edebilir. Şimdi arkadaşlar bu tamamen bize oluşturulmuş olan, yani bizi işgal edecekler. Bizi işgal etmelerinde kendilerine bahane oluşturmak. Yani adamlar istediği bölgeyi senin kaşın üstünde, altında gözün var, gözün üstünde kaşın var şeklinde bahaneler öne sürerek bizim her türlü toprağımızı işgal edebilirlerdi. Açık açık Osmanlı toprakları işgale açık hale gelmiştir bu anlaşmayla. Bu özellikle 7. maddeyle. Yorum olarak da dedik ki işgalleri açık hale getirdi. Hatta parantez içinde de kendisine ne oluşturdu Efe? Bahaneler oluşturdu diyeceğiz. Diğer maddemiz ise 24. madde. 7 ve 24. maddelere çok dikkat edin arkadaşlar. Karşımıza gelecek olan soru tipleri de bunlardan gelebilir zaten. Şimdi 24. maddeye baktığımızda ise vilayeti sitte denilen, yani doğudaki 6 tane il. Bunlar nelerdir? Nelerdir bunlar Efe? Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum. Erzurum, Van. Evet. Şeklindeki bu illere, bit liste var bunların içerisinde. Bu illere herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebilecek şeklinde bir madde vardır. Peki bu maddeyi yorumlayacak olursak şunları söyleyeceğiz. İtilaf Devletleri'nin amacı bu 6 tane ilin çevresinde hangi devleti kurdurmaktı? Ermeni devletini kurdurmaktı. Eğer bu bölgelerde karışıklık çıkarsa hangi devleti kurdurmak istiyorlar? Ermeni devletini dedik. Buna kendileri ön ayak oluşturmak için, bahaneler oluşturmak için anlaşmaya böyle bir madde koymuştur diyeceğiz. Peki bu anlaşma ateşkes anlaşmasından ziyade neye benziyor? Daha çok işgal anlaşmasına benziyor. İşgallere bahaneler oluşturma anlaşmasına benziyor. Biz bu anlaşma ve savaşı sona erdiren Seyur Anlaşması gerçekleşmesin diye zaten kurtuluş mücadelesini vermiştik. Peki Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra önemli olan şu vardı. İzmir'in işgali. Şimdi arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Paris Barış Konferansı yapılıyor. Paris Barış Konferansı'ndan sonra yurdun dört bir yanı işgal haline getiriliyor. Herkes kendi işgal edecek olduğu yerleri ne yapıyor? Belirliyor. Atıyorum işte İtalyanlar Batı Roma'yı, Yunanlılar Batı Roma'yı diyorum. Batı Ege'yi şeklinde ne yapıyorlar? İşgal edebilecekken Fransızlar Güneydoğu Anadolu bölgesi, İngilizler yurdun dört bir yanına, İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanına stratejik noktaları işgal etmeye başlıyorlar. İlk işgal ise İzmir'den başlıyor. Şimdi İzmir'in işgali diyeceğiz ki Paris Barış Konferansı'nda belirttiğimiz gibi, bundan önceki videomuzda var. Belirttiğimiz gibi İzmir ve çevresi Yunanistan'a verildi. Ve Yunanistan'a verildikten sonra tabii Yunanlılar bunun sevinciyle ne yaptılar? 15 Mayıs günü İzmir'i işgal ettiler. Yunanlılar işgalin haklı olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştılar. Nasıl bir haklılık çıkarmaya çalıştılar kendileri? İşte burada İzmir'de Rum nüfusu fazla. Rum nüfusu fazla olduğu için biz burayı kendi topraklarımız gibi görüp işgal edebiliriz şeklinde düşünceler kapıldılar. Ama bu tabii ki de olmadı. İşgal ettiler ama pek de başarılı olamadılar. Asıl başarılı olmamasının sebebi ise tamam İzmir topraklarını işgal ettiler ama bunu dünya kamuoyuna duyuramadılar. Onu da birazdan göreceğiz. Bir diğer maddemiz İzmir'in işgalinde halka zulmedilmesi halkın uyanmasına sebep oldu. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü önceden halk uyuyordu. Yani sebep neydi? İşgaller nereden oluyordu? Bunları bilmiyordu. Ama İzmir'in işgalinde halka zulmedilince halk tedirgin oldu ve artık uyanmaya başladı. Böylece Batı Anadolu'da ilk olarak ne kuruldu Efe? Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye hareketi doğdu. Arkadaşlar Kuvayi Milliye açıklama olarak ne diyeceğiz biz? İstanbul hükümeti üzerine düşmüş olan sorumlulukları yapmadığı için halkın kendi kendine direnişe geçmesine biz Kuvayi Milliye Hareketi diyeceğiz. Peki ne oldu? İzmir işgal edildi. İşte Yunanlılar geldi, işgal ettiler. Türkler karşı koydu. Daha sonra arkadaşlar buraya, bu bölgedeki karışıklığı gidermek için, yani burada ne olup ne bitiyor diye bakmak için ABD
İzmir'e bir heyet gönderdi ve bu heyetin başında bir isim vardı. Kim defo? Amiral Bristol vardı. Amiral Bristol geldi, inceledi. İncelemesinin ardından bir rapor ortaya çıkardı. Bunları da dedi ki, arkadaşlar burada haklı olan, tüm dünyaya hitaben dedi ki, burada haklı olan Türklerdir. Çünkü buradaki nüfusun en fazla Türkler vardır. Yunanistan kendi beyan etmiş olduğu gibi Rumlar burada çoğunlukta demesi tamamen bir yalandır şeklinde bir rapor hazırladı ve tüm dünyaya bunu duyurdu. Amiral Bristol'un raporu dünya kamuoyunda duyulduktan sonra Türklerin haklılığı ortaya çıktı. Peki hocam, buraya Hasan Tahsin diye kocaman bir isim yazmışsınız. Hasan Tahsin kim peki? İzmir'in işgalinde çok önemli bir kişi. Kim Efe Hasan Tahsin? Gazeteci olan Hasan Tahsin, Yunanlılar İzmir işgali gittiğinde ilk kurşunu sıkan kişi. Kişi, aynen öyle. Arkadaşlar, Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkan kişidir. İzmir'in işgali ile ilgili sorular da çıkabilir. Kuvayi Milliye'nin doğması çıkabilir. Bir de burada Reddi İlhak Cemiyeti var. İzmir'de kurulmuş olan bir nasıl cemiyet? Yaralı cemiyetlerimizden birisi değil mi Efe? Reddi İlhak Cemiyeti arkadaşlar da İzmir'in işgalinin haksız olduğunu millete bilinçlendirmek ve milleti uyandırmak için kurulmuş olan bir Kuvayi Milliye cemiyetlerinden birisidir. İzmir'in işgaliyle ilgili bilmeniz gerekenler de bunlar ve sorularda çıkma potansiyeli yüksek olan yerler sadece bunlar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar deyip bugünkü dersimizi de sonlandırıyoruz. Bu dersimizde bize eşlik ettiği için Efe arkadaşınıza da teşekkür ediyoruz.